İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin işten çıkardığı 10 ila 15 yıllık tecrübeye sahip 12 Esot şoförü Vatan Partisi İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Emekçiler işten çıkarılma sürecini Vatan Partisi İzmir İl Başkanı Çağdaş Cengiz'le paylaştı. Yargı kararlarını tanımayan bir uygulama. Esot şoförleri atılmalarında diske bağlı Genel İş Bir Nolu Şubesi'ni sorumlu tuttu. Türkiye genelinde örgütlü olan sendika belediye iş sendikası. Hepimizin kanunen disten ayrılıp oraya geçmemiz gerekiyordu. Bu da onun üye kaybı demek oluyordu. O yüzden o da yani dedi ki ben üye kaybedeceğime buradaki 10 tane aile rezil olsun, aç kalsın, sürünsün. Emekçiler kamu işçisi statüsü kazanmak için yargıya başvurdu. Ancak üyesi oldukları Genel İş Sendikası iddiaya göre emekçilere destek yerine köstek oldu. Biz o zaman gittik Engin Topal'ın yanına. Dava açarken bana mı sordunuz dedi onlar. Şey, onlar bana mı sordu dedi. Biz de davacıyız da. Dava derken para davası açtık tabii. Yani haklarımız düzelsin diye. Çünkü arkadaşlar alıyordu o zaman 3000 lira yakın. Biz alıyorduk 1100-1200 lira. O da 40-50-60 saat mesaiyle. Emekçiler CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin işçiler işine geldiğinde Esot, işine gelmediğinde İzelman işçisi olarak gördüğünü söyledi. Mülakatımıza giren Esot'un kendi müdürü. Sürüş tekniklerinde bizi sınavdan geçiren Esot'un kendi müdürü. Senelik iznimi ayarlayan Esot'un kendisi. Şu elbisemi veren Esot'un kendisi. İzelman dedi ki ben Çerkez çiçeği çıkarıyorum. Esot diyor ki sen kimsin? O benim işim. Bana faydası olmazsa ben sana iade ederim. Sen ondan sonra ne yaparsan yap. 12 işçinin hukuk zaferini kazanmasıyla Esot'ta hareketlilik yaşandı. Yargı kararı emsal teşkil etmemesi için Yargıtay'ın onama sürecinde kadrolu çalışanlar İzelman şirketine kaydırıldı. Ve Esot'ta kadrolu kamu işçisi kalmadı. Kalan son Esotçuları Büyükşehir bünyesine çekip Esot'tan hatlar aldılar. Örnek teşkil etmesin diye. İşçilerin sorunlarını ve Büyükşehir Belediyesi'ndeki uygulamaları not alan Vatan Partisi İzmir İl Başkanı Çağdaş Cengiz, emekçilerle dayanışma içinde olduklarını belirtti. Bize düşen ne varsa da biz elimizden geleni yapacağız. Esot, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir kamu kuruluşu. İzelman ise belediyenin ortak olduğu özel bir şirket. Belediye Esot'un işçi tedarikini İzelman'dan sağlıyor. Bu sayede belediye ücretleri azaltıyor. Esot'taki emekçiler de kadrolu görünümlü kiralık işçi statüsünde çalışıyor.